Türkiye Eğitim Vakıfları Dayanışma Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Burak Kılanç misafirimiz. Hocamız çok yoğun, kıymetli vaktini bize ayırdı. Kendisine çok teşekkür ediyorum Cahit Ezer Eğitim Kurumları adına. İzin verirseniz hocam biraz sizi tanıtmak istiyorum. Ankara doğumlusunuz siz de. Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği mezunusunuz. Aynı zamanda Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği alanında yüksek lisansınız var. Yine aynı üniversitede öğretim görevlisi oldunuz, yaptınız. Londra Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi'nde çeşitli lisans üstü eğitimleriniz var değerli hocam. Fakat tabii biz Burak Kılancı daha yakından nereden tanıyoruz? Doğru Tercih Projesi'nin yaratıcısı olduğunuz için size çok yakından tanıyoruz. Aynı zamanda CNN Türk, Habertürk, Sky Türk gibi NTV gibi kanallarda uzman moderatörlük yaptınız ve ulusal gazetelerde eğitim ve köşe yazarlığı yaptınız. Çok daha kıymetli bir görevinizden bahsetmek istiyorum. 2016 senesinde hayata geçen ve Türkiye yüksek öğretim sisteminin verilerinin işlendiği ve milyonlarca aday öğrenci için başvuru kaynağı olan YÖK Atlas sisteminin proje yürütücüsü ve danışmanı olarak YÖK Başkanlığı tarafından görevlendirildiniz. İstanbul'da pek çok üniversitede çeşitli yönetim kademelerinde görev yaptınız. Türkiye'de halen birçok seçkin eğitim kurumunda eğitim konferansları düzenliyorsunuz. Aynı zamanda özel okulculuğa devam ediyorsunuz İstanbul'da bildiğim kadarıyla. Çok yoğun bir performansınız ve çalışmalarınız var. Bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz değerli hocam. Benim sesim geliyor mu acaba? Geliyor hocam, hoş Tamam, merhaba. Evet, merhaba. geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, İstanbul'a sağ olun. selamlar diliyorum. Sağ olun. Benden de Ankara'ya çok çok selamlar. Bu koronalı evde geçirdiğimiz günlerde benim de doğum yerim olan memleketim diyebileceğim Ankara'ya çok çok selam olsun. Ay evet hocam Ankaralısınız. Doğrudur. Özgeçmişinizden okudum. Biraz Evet. da bahsettim sizden. Dinleyebildiniz mi? Azıcık daha Din gireyim mi yine? dinle yok yok dinleyebildim. Çok teşekkürler, sağ olun nazik sözleriniz için. Evet, işte her ne kadar mühendislik kökenli olsam da açıkçası mesleğimi bir süre yapmış olsam da daha sonra eğitim yöneticiliği tarafına tabii biraz kaydım. Bu arada tabii son zamanlarda daha böyle gündemde olan bu veri analizleri, veri bilimi, veri analitiği konularında çalıştığımdan dolayı da bugün burada olması yapılan Türkiye geneli içinde önemli olduğu söylenen bazı projelere imza attım. Bu çerçevede buradayım. Öncelikle dediğim gibi davetiniz için çok çok teşekkürler. İsterseniz çok da fazla zaman kaybetmeyelim. Hemen başlayalım Evet, konuşmaya. hocam. Önce tabii çok kıymetli bilgileriniz var. Öğrencilerimin çoğu da burada, özellikle de 12. sınıflar. Zaten onlar süreci çok yakından takip ediyor. Ama ben Evet. biraz yaşadığımız sürece ilişkin, hani dünyada olduğu gibi Türkiye'de küresel bir problemle karşı karşıya ve bu küresel sağlık problemiyle ulusal mücadelemiz devam ediyor. Önemli bir hayat dersini tekrar deneyimlemiş olduk. İnsan sağlığından daha önemli hiçbir şeyin olmadığını hepimiz anlamış bulunduk tekrar. Bu dönemde eğitim öğretim süreci sınıflardan değil de aslında hayatın en derinlerinden bir yerden devam ediyor. Peki siz bu sürece ilişkin neler söylemek istersiniz değerli hocam? Açıkçası bu sürece tüm insanlık hazırlıksız yakalandı. Bu anlamda tabii Türkiye'nin özellikle uzaktan eğitimle ilgili devlet okullarında bir altyapısı olan EBA sistemi olduğu için diğer ülkelere kıyasla birazcık daha şanslı olduğunu görüyoruz. Ancak tabii ben açıkçası sizin okulunuzda da detaylarını bilmiyorum. Uzaktan eğitimin EBA dışında da herhalde yürütüldüğü bir takım şeyler vardır, başka alanlar vardır. Evet Çünkü hocam. özel okulların pek çoğunda çünkü benzer uygulamaları oluyor. Özel okul öğrencilerinin şu anda uzaktan öğretim anlamında devlet okullarındaki arkadaşlarından daha önde olduğunu görüyorum. Ve bu anlamda ülkenin de iyi bir sınav verdiğini düşünüyorum. Tabii bu yaşta böyle bir şeye yakalanmak kolay bir şey değil. Yani gençler şu anda özellikle üniversite sınavına hazırlanan gençler işte 16, 17, 18 yaşındalar. Ben şu anda 50 yaşındayım. Ben hayatımda tabii böyle bir şey yaşamadım. Aynen. İlk defa böyle bir pandemiyle karşı karşıya kalıyorum. İlk defa
eve tıkılmış durumdayız. İlk defa home office çalışmak zorundayız. İlk defa yöneticisi olduğum bir eğitim kurumunda tamamıyla online eğitim vermek durumdayız. Ancak tabii unutulması gereken bir şey var. Şu anda bu zorlu süreç hepimiz için geçerli olan bir süreç. Ha, burayı nereye bağlayacağım? Ben hep bütün konuşmalarımda, hani korona öncesi dönemde de hep gençlere şunu söylerim. Sınavlarla ilgili, sınavlar kolay olacakmış, zor olacakmış ya da koşullar şöyleymiş, böyleymiş. Bunlara çok fazla kulak asmayın derim. Çünkü bu koşullar, bu şartlar, sınavdaki soruların zorluğu ya da kolaylığı, kolaysa herkese zor, zorsa herkese kolaysa kolay, zorsa herkese zor. Bu anlamda da korona şu anda herkes için var. Bu sebeple de bu koronalı olağanüstü döneme ne kadar çabuk adapte olursak, ne kadar çok bu zorlu korona sürecinde kendi yükümlülüklerimizi yerine getirebilecek bir çıkış yolu bulursak o kadar başarılı olacağız. Bu anlamda açıkçası ben şunu söylemek ve temenni etmek isterim. Öncelikle tabii ki sağlık, yani kendi sağlığımız, ailemizin sağlığı. Şu anda öğrenciler, özellikle 12. sınıf öğrencileri üniversite sınavına hazırlanırken şunu düşünsünler. Şu anda bütün üniversite adayları evde. Bütün üniversite adayları aynı koşullarda üniversite sınavına hazırlanmaya çalışıyor. Benim eğer ailemde herhangi bir hasta kişi yoksa ben çok şanslıyım. Ve şu anda her kim ki evde olup da YKS sınavına hazırlanıyor iken öğrenciliğin ve sınava girecek öğrenci olmanın gereklerini hakkıyla yerine getirirse o diğerlerine oranla öne geçecektir, önde olacaktır. Ben yöneticisi olduğum şu anda eğitim kurumları bu süreç ilk başladığında bazı yazışmalar yapıyoruz tabii, hani genel müdür olarak böyle işte genelgeler yayınlıyoruz, duyurular yapıyoruz. Çalışanlarımıza bir mektup göndermiştim ve bu dönemi açıkçası bir doğal seleksiyon dönemi olarak tarif etmiştim. Biliyorsunuz doğal seleksiyon dönemi biraz katı bir ifadeydi. Hatta ilk başta biraz tepki çekti bir iki arkadaştan ama dedim yani öyle ya da böyle bir takım gerçekleri konuşmak zorundayız. Bu dönem gerçekten zor bir dönem. Benim hayatımda hiç yaşamadığım bir dönem. Benim çocuklarıma işte şu anda bu dönemle ilgili kendi hayat tecrübemden verebileceğim hiçbir şey yok. Onlara sadece diyorum ki çok akıllı olmak durumundayız. Çok uyanık olmak zorundayız. Tüm attığımız adımları akılcı doğru bir şekilde atmak durumundayız. Doğal seleksiyonda ne olur? Değişen koşullar vardır. Değişen koşullarda kim o koşullara ayak uydurursa hayatta kalır. Diğerleri bir şekilde eğlenip gider. Hani gençler bilirler, çeşitli filmler vardır. Bu dinozorların yok olması ile ilgili artık genişçe kabul görmüş teorilerden bir tanesidir. Dünyaya bir meteor çarpar ve bir anda dünyadaki yaşam koşulları değişir. Bu değişen yaşam koşullarına ayak uyduran canlılar, canlı türleri hayatta kalırlar ama pek çok dinozor tarihin sayfalarına gömülür gider. Gider. İşte bu korona dönemi de açıkçası hepimiz için, yani ülkeler için, kurumlar için, aileler için, kişiler için, öğrenciler için, eğri oturun doğru konuşalım, zor bir dönem. Ama bunu dediğim gibi hep birlikte bunu biraz kabul ederek herkesin bu zorlu yarışta, üniversiteye hazırlık sınavında, bu zorlu yarışta bu olağanüstü koşullar içinde yaşadığını kabul ederek, bilerek yönetmemiz gerekiyor. Eminim ki sadece çocuklarımız değil, eminim ki onların aileleri de hem kaygılıdır hem heyecanlıdır. Ama aynı zamanda şunun da bilincindedirler ki öğrenciler ellerinden gelen en iyisini yapmaya çalışıyorlar. Ve bu zorlu dönemde veliler her ne kadar çocuklarına destek olurlarsa başarı da o kadar yüksek gelecektir. Zorlu bir dönem dediğim gibi ama bunu bir de tabii açıkçası sizin yaptığınız çalışmaları da biraz uzaktan takip etmeye çalışıyorum. Siz öğrencilerinizle ilgili gayet güzel çalışmalar yapıyorsunuz. Herkes sizlerin öğrencileri kadar da şanslı değil. Bu çerçevede sizin yönlendirmenize dikkat etsinler, sözlerinizi dinlesinler. Ama günün sonunda korona olsun ya da olmasın, bu maratonda başarı her zaman için öğrencinin kendi elindedir. Kendi çabasıyla açıkçası şekillenir ve sonuçlanır. Öyle olduğu için bu zorlu dönemde gene iş öyle ya da böyle öğrencinin kendisinde bitecek. Evet, çok teşekkür ediyoruz değerli hocam. Tabii hani 16 Mart'ta başlayan bu yüz yüze eğitim ara verilmesi süreci
30 Nisan'a kadar uzadı. Şimdi önü daha da fazla açıldı. Akabinde 25-26 Temmuz'a alındı sınavlarımız. Ve 12. sınıf müfredat konuları, ikinci dönemin müfredat konuları da hani sınav için çıkarılmış oldu. Böyle ara ara gelen konular öğrencilerde hani gerginlik de yarattı. Önce şunu sormak istiyorum. Bu müfredattan çıkarılan konularla ilgili ne düşünüyorsunuz ve sizce sınav sorularının konu dağılımları nasıl olur? Hani bu konularla ilgili öngörüleriniz var mı hocam? Sadece benim öngörülerim değil, bu konuyla ilgili haddi sayılır kişilerle de görüş alışverişinde bulunduğumda 12 ile 16 soru arasında esasında geçmiş yıllardaki AYT sorularından farklı olacağı ile ilgili düşünceler var toplamda. Öyle olduğu için yani sadece lise 2'nin pardon şey, lise sonun ikinci dönemindeki konularla ilgili bir biliyorsunuz konu kaybı olacak. Benim düşüncem şu. Lise sonun ikinci dönemindeki konulardan kaybolacak bütün bu soruların, yani mesela işte fizikten kaybolacak eğer 3 soru varsa, 3 soru fizikten daha önceki dönemlerdeki, daha doğrusu 11. birinci dönemindekinden gelecektir. Yani bu şekilde bir yaklaşım içinde olacağını tahmin ediyoruz ÖSYM'nin. Bu anlamda öğrencilerimiz ne yapabilirler? Açıkçası pek çok yayın şu anda test içeriklerini değiştirdi. Biliyorsunuz bu korona sonrasında pek çok yayın evi online bir takım deneme sınavları hazırlamaya başladı. Benzer şekilde EBA'nın biliyorsunuz akademik gelişim platformu var. Akademik gelişim platformunda da bu güncellemelerin yapıldığını biliyoruz. Açıkçası bu noktada belki sizler de şu anda ölçme değerlendirme biriminizde bir takım deneme sınavları hazırlıyorsunuz ki burada mutlaka ikinci dönem sorularını çıkartıyorsunuzdur. İkinci dönem konularının bir şekilde çıkması gerekiyor ve dediğim gibi ortak platformda herkes sınava gireceği için bu anlamda endişe etmesi gereken öğrencinin bir durum söz konusu değil. Önemli olan birinci sınıfı, yani şöyle söyleyelim o zaman. Şimdi ben öğrencileri biraz şanslı görüyorum. Çünkü genellikle öğrenciler ders programlarını yaparken işte böyle başlarlar ve kronolojik sırayla giderler. Eminim ki özellikle lise sonun ikinci dönemiyle ilgili konuları da belki daha sonraya bırakmışlardı. Şu anda zaten bundan sorumlu değiller. Öyle olduğu için oraya harcayacakları zamanı lise 1, lise 2, lise 3 ve lise 4'ün birinci dönemindeki konulara odaklanarak geçirerek esasında daha fazla pratik yaparlar ve daha az yanlış yapma ile ilgili fırsat elde ederler. Böyle söyleyebiliriz. Güzel. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Peki tabii evdeyim, çalışamıyorum, çok mutsuzum kendimi ve hani sürece dahil edemiyorum, motivasyonum düşüyor diyen öğrencilerimize neler önerirsiniz hocam? Tabii kolay değil. Bir de malum hani sokağa çıkma yasağının olmadığı zamanlarda ben şanslıyım. Hala dışarıya çıkabilecek yaş aralığındayım ama şu anda üniversite sınavına girecek ve lise sonunda olan öğrencilerimiz maalesef dışarıda çıkamıyorlar. Hiçbir Kolay bir şekilde. şey, kolay bir şey değil. Tabii herkesin şartları da eşit değil. Hani bazı kişilerin evlerinin geniş bir balkonu vardır, kimisinin terası vardır, kimisinin bahçesi vardır, kimisi müstakil evde oturuyordur. Kimisi de hani balkonu yer kazanmak amacıyla işte kapatmış olan bir dairede oturuyordur. Yani farklı farklı durumlar söz konusu olabilir. Kolay değil. Şimdi gençlerimizin tabii benim açıkçası önerim şu olur. Elbette bir günlük çalışma programları vardır. Ancak bu çalışma programlarında okula gitmediklerinden dolayı bir defa okulla ilgili mutlaka online dersine giriyorlardır. Bir şeyler yapıyorlardır, öyle tahmin ediyorum. Asenkron olarak da bir takım yükümlülüklerinin olduğunu düşünüyorum. Ama bunun dışında özellikle normalde yolda geçirmek zorunda kalacakları, kaldıkları korona öncesi dönemde zamanları biraz soluklanarak, biraz istedikleri şeylere vakit ayırarak geçirebilirler. Yani olay sadece ve sadece ders çalışmak değil biliyorsunuz. Evde mutlaka herkesin keyif almış olduğu bir takım şeyler vardır. Yani kişiden kişiye değişir ama hani mesela ben her sabah kalktığımda mutlaka bir pencereyi açıyorum. Hani ben sonuçta İstanbul'da merkezi bir yerde
İşte havası fena sayılmaz ama gene merkezi bir yerde bir şehir ortamında yaşıyorum. Pencereyi açıyorum ve bir 5-10 dakika açıkçası hava alıyorum, etrafa bakıyorum. Hani güne öyle başlamaya çalışıyorum. Home office ortamında çalışıyorum. Ne zaman böyle bir fırsat bulursam çocuklarımla biraz zaman geçirmeye çalışıyorum. Benim şu anda hayatıma renk katan, kafamı dağıtan şeyler bunlar. Ben de açıkçası şu anda sınava hazırlanmakta olan arkadaşlarımızın bir defa bir plan program çerçevesinde mutlaka hazırlanmaları lazım. Hani kusura bakmasınlar, çalışacaklar, bir defa bunu kabul etsinler. Ama mutlaka kendilerine zaman ayıracakları dilinleri de yaratmaları gerektiğini ve her birinin mutlaka mutlaka hoşlandığı bir şey vardır. Bu anlamda da bir plan yaparak televizyon seyredebilir, belgesel izleyebilir, bir eğlence programını izleyebilir ama planlı programlı, yarım saat, 45 dakika, 15 dakika kendi programlarını kendileri yapacaklar. Aileleriyle sohbet edebilirler. Esasında bu korona aile bireylerinin birbirini yeniden keşfetmesi için bize bir fırsat sundu, Evet, biliyorsunuz. çok çok kesinlikle. Yani her ne kadar işte Çin'den gelen haberlerde bu korona sonrasında insanlar eve tıkılınca işte eşler arasında uyumsuzluk arttı, boşanma oranları arttı Oranları. gibilerinden Evet. haberler duyuyor olsak da şu da bir gerçek ki yakın çevremizde biliyoruz ya, biz esasında ne zamandan beri oturup sohbet etmiyormuşuz, birbirimizi unutmuşuz diyen, bunu bir fırsata dönüştüren çok sayıda aileyle de karşılaştık. Bu anlamda bence gençlerimiz aile büyükleriyle de birlikte zaman geçirmeliler. Bir kaygıları varsa onlarla paylaşmalılar. Çünkü kaygı eğer bilinçli bir şekilde paylaşılırsa sönümlenir. Bilinçsiz bir şekilde esasında paylaşılırsa ya da çok büyütülürse katlanarak da büyüyebilir ama özellikle velilerimizi de burada önemli bir görev düşünüyorum. Çocuklarımız tabii ki YKS'ye hazırlanırken hele bu zorlu süreçte biraz sıkıntı yaşayacaklardır. İşte o evde geçirdikleri, birlikte zaman geçirdikleri anlarda çocuklarına destek olacak, onlara sevgilerini gösterecek şekilde yaklaşacak olurlarsa çocuklarımız da çok daha kendilerini güvende hissedeceklerdir ve başarılı olacaklardır. Bilmiyorum yani, belki çocuklar hep evde yapmak isteyip de zaman bulamadıkları şeyleri de keşfedebilirler. Ben mesela yıllar sonra işte pinpon raketimi çıkarttım. Oğlumla birlikte karşılıklı pinpon, her ne kadar masamız yok ama birlikte pinpon oynamaya başladık. İnsanlar bir şeyler buluyorlar. Yani herkesin açıkçası ev düzeni, tercihleri farklı olduğu için bir reçete vermek belki mümkün değil, şunu şunu yapın diye, ama değişmeyecek bir kural var ki insanın kendisine zaman ayırması gerekiyor. Sağlıklı beslenmek ve iyi uyku düzeni de tabii burada çok çok önemli. Bakın şunu ben görüyorum öğrencilerde. Evde kaldıklarında eğer özellikle online derslerle ilgili de belli bir disiplin takip etmiyorlarsa çok geç saatlerde yatmaya başlayabiliyorlar. Sanki Aynen okula, öyle o yüzden. sanki okula gidiyormuş gibi esasında düzenli bir hayatla başarının geleceğini de lütfen unutmasınlar. Evet. Yani başarı düzen ve disiplin ister diyoruz her zaman. Programlı olmak ister. Yaşam rutinlerinin her zaman kurallı olması ve planlı olmasının önemli olduğunu düşünüyoruz. Biz de konuşmalarımızda inanın Ne söylüyorsunuz? vurguluyoruz. Peki hani 25-26 Temmuz ertelendi sınavımız değerli hocam. Tekrar bir ertelenme durumu olur mu sizce? Türkiye'deki salgının gelişim durumuna bağlı olarak. Şimdi tabii hiçbir şey öngöremiyoruz. Yani her ülke dediğim gibi kendi hikayesini kendisi yazıyor bu süreçte. Çünkü her ülkenin istatistikleri, salgının yayılması ile ilgili dinamikler farklı. Şu anda baktığımızda eğer hani Ramazan'ın getirmiş olduğu bir takım sosyalleşmeler olumsuz etkilemezse ülkemizde 8 Haziran'dan sonra okul hayatının yeniden başlaması kademeli olarak mümkün olabilecek gibi gözüküyor. Hatta bu bağlamda hala Milli Eğitim Bakanımız LGS'nin zamanında yapılacağı ile ilgili beyanlarını da sürdürüyor, biliyorsunuz. Evet Çok hocam. çok iddialı bir hedef olmakla birlikte inşallah bunu başarırız. Yükseköğretim Kurulu yok. Bence biraz daha garantici bir yaklaşım içinde oldu ve dedi ki biz bu işi Temmuz'un sonuna öteliyoruz. Bir yandan da bu iyi oldu diye düşünüyorum ben. Çünkü Temmuz'un sonunda korona sıkıntısından kurtulacağımızla ilgili esasında bir hissiyat hepimizde var. En azından hani kuvvetli bir ümit var. Ben eğer bu Ramazan ayında
aşırı sosyalleşme sebebiyle bir ülke olarak hata yapmayacak olursak, Temmuz ayının sonunda üniversite sınavını rahatlıkla yapabileceğimizi düşünüyorum. Çok güzel. Temmuz ayının sonunda yapılacak olan bu sınavdan sonra da büyük bir ihtimalle zaten hemen biliyorsunuz Kurban Bayramı araya girecek. O girdikten sonra da benim tahminim 10 Ağustos gibi sınav sonuçlarının açıklanması ve tercih dönemi başlar. Çünkü bu Güzel. sene birazcık daha hızlı çalışacaktır ÖSYM. Çünkü takvim biraz sıkıştı. Normalin bir 5-6 hafta kadar ötelendiğini görüyoruz. Çünkü Haziran'ın sonunda oluyordu, Temmuz'un sonunda oldu. 5 hafta kadar. Öyle olduğu için biraz ÖSYM'nin yüksek viteste çalışacağını düşünüyorum. Bu sebeple 10 Ağustos'tan itibaren sonuçların açıklanmasını ve tercihlerin başlamasını bekleyebiliriz. Bu yaklaşık biliyorsunuz 10-12 gün kadar sürüyor. Demek ki Temmuz'un pardon Ağustos'un 24'ünden sonra da yavaş yavaş sınav sonuçlarının yani yerleştirme sonuçlarının açıklanmasını bekleyebiliriz. Eylül ayının ilk haftasında büyük bir ihtimalle açıklanmış ve üniversitede kesin kayıtlar başlamış olur diye ben tahmin ediyorum. Çok da fazla ötelemek doğrusu olmaz çünkü üniversitenin tabii bir 14 haftalık en az sürdürmesi gereken akademik yarı yıl şartı vardır. Bu sebeple de üniversitenin çok Ekim başını geçmeden eğitim öğretime başlaması gerekir. Bu sebeple Eylül'ün birinci haftası ya da ilk 10 gününde üniversiteye kayıtların yapılmış olması, işte ek yerleşimler vesaire düşünüldüğünde bana makul gibi geliyor. Hızlı bir takvim yaşayacağız. ÖSYM birazcık daha hızlı çalışacak. Tercih dönemini daha kısa tutmalarını açıkçası istemem. Tercih dönemi öyle ya da böyle önemli bir dönem. Ama bu sene belki kısa tutabilir YÖK. Bu işleri bu arada YÖK karar verir. ÖSYM karar vermez. Genellikle yanlış bilinir. Çünkü işin başında üniversite yılında YÖK vardır. Belki bu sene tercih dönemi daha kısa olabilir. Çünkü biliyorsunuz biz hep tercih dönemlerinde deriz ki aman ha tercih edeceğiniz üniversiteyi mümkünse farklı şehirde bile olsa gidip bir orayı gezin. Hani hocasıyla konuşun, oradaki asistanlarla bir sohbet edin, gidin bir kantinini Kesinlikle. görün vesaire. Yerinde görün yani öyle bir karar verin diye söyleriz ama belki bu sene hala belki yaz aylarında sürecek bir takım kısıtlamalar sebebiyle bu mümkün olmayabilir. Tercih de edilmeyebilir. Bu anlamda daha kısa bir tercih dönemiyle de karşılaşabiliriz. Tabii öngöremiyoruz, bilemiyoruz yani. İlerleyen zamanlarda göreceğiz. Birlikte yaşayacağız. Tercih dönemi ve bu seneki sınavlarla ilgili açıkçası benim şöyle kesin bir tahminim var. Bunu kesin bir tahmin olarak söylüyorum. Çünkü çeşitli vesilelerle YÖK'le ilişkilerimiz sürüyor. Bununla ilgili bazı duyumları oldukça üst seviyedeki kişilerden YÖK'ten öğrenme şansımız oluyor. Bu YÖK Atlas'ın çalışmaları sebebiyle ben tabii 2-3 sene kadar YÖK Başkanlığı'na danışmanlık yaptığım için resmi olarak oradaki hocalarımızla sık sık yine bir araya geliyoruz. Bu sene tabii olağanüstü bir dönem olduğu için zaten sınav sisteminde herhangi bir değişiklik olmadı. Bu sene soru tipleri, soruların zorluğu vesaire konusunda herhangi bir sürpriz beklenmiyor. Öyle olduğu için hani sizin bana hani konuşabiliriz diye daha evvel gönderdiğiniz bir iki şey vardı, konu vardı. Bunlardan bir tanesinden aklıma geldi. Sorular daha mı zor olur, daha mı kolay olur? Açıkçası ben farklı olmayacağını düşünüyorum. Çünkü söylemler bu yönde. Farklı olmayacak. Zor olacağını da tahmin etmiyorum. Bu senenin çok hani özel durumundan dolayı. Eskisi gibi yani bu sene farklı bir sürprizle karşılaşmayacak gençlerimiz. Aynı şekilde olacak. Soru tipleri de aynı şekilde olacak diye büyük bir olasılıkla bekliyoruz. Değerli hocam, peki hemen yeri gelmişken ve aklıma gelmişken, hani müfredat dışına çıkarılan konular yine de hani sorulma ihtimali olabilir mi? Hani bir karar değişikliği olur Hayır mu ya olmaz. da Olmaz. olmaz, Çok değil mi? çok nettir. Kesinlikle. Çok nettir. Şimdi bakın Sayın Hocam, bütün dünyada genel yaklaşım şu oldu. Bilmiyorum sizin okullarınızda IB uygulanıyor mu? Ama IB uygulanan okullarda biliyorsunuz IB uluslararası bir platform. Evet, international. Şöyle kesin bir karar alındı ve dendi ki dünya üzerinde koronavirüs sebebiyle işte Nisan ayından itibaren hiçbir IB sınavı uygulanmayacak.
ve biz Nisan ayına kadar olan bütün çalışmalar ve alınan notların yeterli olduğunu düşünüyoruz. Bu bağlamda da çok benzer bir yaklaşımla Milli Eğitim Bakanlığı dedi ki sadece birinci dönem. YÖK dedi ki sadece birinci dönem. Bunun dışında bir kararın alınması söz konusu değil. Bu bütün dünyada açıkçası benimsenmiş yaklaşımdır. Bunun dışında bir şeyle karşılaşacağımıza bir sürpriz olacağını asla düşünmüyorum ben. Yani bu konuda hatta çok Bu hani, imzayı atan kişi ben değilim Ankara'da bunun altına ama benim bildiğim, duyduğum kadarıyla bunun aksi bir şeyin olma ihtimali neredeyse benim tarafımda %0. Çok güzel. Bu bilgi de bizim için çok kıymetliydi hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Yani hani biraz önce cevapladınız, YKS kolay olur mu? Çok fazla bir sürpriz beklemiyoruz o zaman. Peki hani üniversite kontenjanlarında farklılık olur mu? Ya da puanlarda, sıralamalarda bir farklılık olur mu sizce? Sıralamalarda bir yığılma hali ya da bir birikme hali olabilir mi? Ya bu konuyla ilgili öngörünüz Var nelerdir var hocam? tabii. Şimdi esasında tabii bu korona hayatımıza girmeden önce çok şeydi tartışmalı konulardan bir tanesiydi bu kontenjan konusu. Biliyorsunuz Türkiye'de kontenjanların boş kalması ile ilgili ciddi bir sıkıntı yaşanıyordu. Özellikle vakıf üniversitelerindeki kontenjanlardaki boşluklar sıkıntı yaratıyordu. Bu anlamda YÖK'ün bu senenin başında almış olduğu ciddi bir karar vardı. Bu karar çerçevesinde dendi ki geçen sene doluluklarda belli bir oranın altında kalmış olan kontenjanlar mutlaka azaltılacak. Bu çerçevede baktığımızda evet kontenjanlarda bir azalma göreceğiz. Yani devlette de göreceğiz, vakıfta da göreceğiz. Ancak bunlar zaten bardağın dolmayan kısmı ile ilgili olan bir azalma. Yani şöyle söyleyelim, işte bardağımızın yarıdan fazlası doluyordu, üst kısım boş kalıyordu. Biz açıkçası bardağın o zaten dolmayacak olan kısmını tıraşlıyoruz, atıyoruz. Öyle olsun gençlerimizin bir endişe duymasına gerek yok. Yani kontenjanlar esasında azalacak ancak bu gençlerimizi olumsuz bir şekilde etkilemeyecek. Bunun için hani büyük bir endişe duymasınlar. Daha evvel ilan edilen taban başarı sıraları ile ilgili de bir başka sürpriz son dakikada olmayacak. Zaten biliyorsunuz mühendislerde tıpta bu sene eczacılığa geldi biliyorsunuz. Taban başarı sırası uygulaması var. Bunlar da son dakikada yeni bir ekleme ya da değişiklik olmasını beklemiyoruz. TYT tabii gene cumartesi pazar sınavlarımız olacak. TYT, AYT genellikle gençlerde şu anda sınavlara hazırlanıyorlar. Şu uyarıyı açıkçası yapmak isterim. Şimdi TYT bir öğrenci eğer sınavdan 100 tam puan alacaksa sınav puanı olarak alabileceği puanın %40'ını oluşturur. AYT ise %60'ını oluşturur. Öyle olduğu için TYT gözden çıkartılacak bir sınav değildir. Genellikle hedefi yüksek olan adaylar ya TYT'yi zaten ben kotarırım diye bazen göz ardı edebiliyorlar. Ama eminim ki sizin öğrencileriniz bilinçli öğrenciler. Şimdiye kadar TYT'yi çoktan sildiler, süpürdüler. Onunla ilgili bir sıkıntı yok. Ama mutlaka önemli olduğunu vurgulamak istiyorum. Unutmasınlar. Üzerindeki tozu arada sırada alsınlar. Yani tozlanmasına izin vermesinler. Tabii ki özellikle yüksek hedefler için TYT'de iyi bir performansın sonrasında AYT'de iyi performans göstermek gerekiyor. AYT'deki sorular çünkü daha zor olduğundan dolayı daha ayırt edici olabiliyor. Ama TYT'de eğer bir eksiğiniz varsa o zaman gerçekten ikinci yarıya bayağı bir handikaplı başlıyorsunuz. Bu sebeple TYT'nin mutlaka önemli olduğunu bir kez daha vurgulamak isterim. Eğer bizi izleyen 9. 10. 11. sınıf öğrencileri de varsa ya da belki şu anda 12. sınıf öğrencileri kardeşlerine bir anlamda bu mesajı iletebilirler. Ben olsam şu anda 9, 10, 11 bu sene 25 Temmuz'da TYT yapılacak, 26'da AYT yapılacak. Büyük bir ihtimalle Pazartesi günde sınav sonuçları, pardon, sınav sorularını ÖSYM açıklar. Açıklayacak. Ben olsam 9, 10, 11. sınıf öğrencisi mutlaka o soruları alırım ve direkt olarak yaparım. Eksiğim gediğim var mı diye görmeye çalışırım. Çünkü 9. sınıfı bitirmiş bir öğrenci, 10'u bitirmiş bir öğrenci ya da 11 bitirmiş bir öğrenci TYT'yi zaten %100 yapacak kadar bilgi birikimine sahip. TYT biliyorsunuz ortak müfredattan yapılan bir sınav olduğu için onların da açıkçası kulağında küpe olacak bir
cümle sarf etmiş olayım. Bu önemli. Çok kıymetli bilgiler veriyorsunuz hocam. Okul Müdür Yardımcımız Hüseyin Sağlam'ın bir sorusu var. Hemen onu Buyurun. sormuş olayım izniniz olursa. Telafi eğitimi Eylül-Ekim'de yapılırsa sınıf atlamalarda Kasım'da mı olur? Sorusu geldi hocam. Valla çok güzel bir soru açıkçası. Şu anda bilmiyoruz. Bakın tabii benim hani özel okul yöneticisi olarak kulağıma gelen ve bu anlamda da hani kendi okullarımızı düşündüğümüz senaryolar düşünmemizi bizi sevk eden konuları biraz paylaşayım. Şimdi eğer biz her şey yoluna gider ve işte Haziran'ın başında ya da LGS sonrasında normal akademik takvimin içinde 2 ya da 3 hafta kadar eğitimi sürdürebilecek olursak Sayın Bakan'ın da açıklamaları çerçevesinde Temmuz'un başında ya da Temmuz'un ilk 1-2 haftasından sonra telafi dönemi biter. Gibi gözüküyor. Eğer işler yoluna gitmezse ve biz sadece işte Temmuz'un başına kadar telafi yaparsak ya da tamam işte biz eğitim öğretim yılını tamamladık gibilerinden bir durumla karşı karşıya kalırsak bu durumda çok büyük bir ihtimalle 9 Eylül'de biz okulları açmayız. 9 Ekim'de okulları açarız. 9 Eylül'de 9 Ekim arasında da bir telafi dönemi yaşarız. Tabii bu konuyla ilgili yani böyle bir çözümün getireceği en büyük sıkıntı şu olacaktır. Okul değiştirmeler. Okul değiştiren bir öğrenci telafiyi nerede alacak? Bu bayağı bir sıkıntı. Yani örneğin işte ortaokulu 8. sınıfı bir ortaokulda bitiren öğrenci kazanmış olduğu liseye gittiğinde liseye başlamadan önce eski ortaokuluna gidip bir ay orada mı okuyacak? Bütün bunları sanıyorum Milli Eğitim Bakanlığı şu anda bir masaya yatırıyor. Bununla ilgili çalışıyorlar. Açıkçası Milli Eğitim Bakanımızın, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı açıklamaya kadar bununla ilgili kesin bir şey söylemek çok da doğrusu olmaz. Bir sonraki soruyla ilgili de açıkçası fikir yürütebilecek kadar bir bilgi birikimine şu anda sahip değiliz, donaya sahip değiliz. Evet, evet. Yine ortaöğretim başarı puanları ile ilgili gelen soruyu mu diyorsunuz hocam? Ortaöğretim başarı puanları açısından mı söylüyorsunuz? Ha, şey olarak, güzel soru. Şöyle bakın, bir soru çok, daha var. Orta öğretim başarı puanı ile ilgili o zaman şöyle söyleyelim. Bakın o konuyla ilgili durum net. Çok büyük bir ihtimalle orta öğretim başarı puanına temel teşkil edecek olan notlar birinci dönemin sonunda elde edilmiş notlar olacaktır. Birinci dönem, okey. Evet. Yani aksi takdirde çünkü bu işin pratik şeyi yok, çözüm yok gibi gözüküyor. Evet. Evet, bunlar da çok. Ya bununla ilgili bir duyumum yok ama hani bakın şöyle, şimdi hani yapılan tüm açıklamaları düşünüyorum. YÖK'ün yıllar içinde nasıl bir yaklaşım içinde olduğunu biliyorum yakından. Öyle olduğu için benim tahminim büyük bir ihtimalle çocuklarımızın doğru söylüyorsunuz. Yani lise 1, lise 2, lise 3 ve lise 4'teki notlarından bir diploma notu oluşuyor. Bu diploma notunun ortaöğretim başarı puanı bir şekilde hesap ediliyor. Bunun da İşte 0-12 ile çarpılmış hali biliyorsunuz. Daha sonra sınavdan alınan puana ekleniyor. İşte buradaki bu orta öğretim başarı puanına baz teşkil edecek diploma notunun bu setup'ta hesaplanması sadece ve sadece birinci dönem notlarıyla mümkün olabilir. Aksi takdirde mümkün olmaz. Özellikle ikinci, yani özellikle önümüzdeki yılın başında bir telafi dönemi uygulanacak olursa kesinlikle olmayacağı için bu birinci dönemin sonundaki notlarla belirlenecek diye söyleyebiliriz. Ama bu çok önemli bir nokta. Ben bunu YÖK yetkilileriyle ayrıca paylaşacağım. Çok teşekkürler. Bu önemli bir nokta. Çok teşekkürler. Evet, bunu da bu soruda okul müdür yardımcımızdan Hüseyin hocamdan Sağ olun. Gelmiş oldu. Hüseyin hocaya çok teşekkür ediyorum. Bununla ilgili gerçekten ben paylaşacağım. Bir feedback geldiği zaman da sizlerle paylaşacağım. Bu önemli bir konu. Yani bu bütün ülkeyi de ilgilendiren bir konu. Haklısınız. Evet, evet. Hocam çok kıymetli görüşleriniz. Çok da bugün hani bu yoğunluk içinde sizi de yormuş olduk. Sadece şunu da rica edelim. Son olarak öğrencilerime, yine 12. sınıf öğrencilerime ve ailelerine söylemek istediğiniz birkaç cümle alalım ve yayınımıza izin verirseniz tamamlayalım. Çok teşekkürler, sağ olun. Şimdi bir defa şöyle söyleyelim. Tabii zorlu bir süreçten geçiyoruz. Hani bu anlamda kolaylıklar diliyorum. Bu zorlu süreçte öğrenci ve aile bütünleştiği takdirde bir başarı gelecektir. Bu zorlu süreçte de bu uzun soluklu maratonda da kim nefesini iyi kullanırsa öyle söyleyelim başarılı olacak. 25-26 Temmuz
çok sağlıklı alınmış bir karar. Öyle olduğu için çok büyük bir endişeye kapılmadan çalışmalarını sürdürsünler. Bol bol zamanları var. Daha fazla tekrar yapsınlar. Tabii şimdi şu anda ben hani hem kendim Alman ekolünden geldiğim için hem de şu anda bir Alman ekolündeki hani kendi eski mezun olduğum lisenin vakfının okullarının başında olduğum için Almanca aklıma bir söz geliyor. Übung macht den Meister der Almanlar. Yani pratik yaptığın zaman usta olursun. Öyle olduğu için şu anda zaman var. Daha fazla pratik yapma zamanı var. Öyle olduğu için hani YKS'de performans ustası olması için zaman fazla olduğundan dolayı pratik yapsınlar. Gençlerin gerçekten bu anlamda bir fırsatı var diye düşünüyorum. Sınava kadar gerçekten olabildiğince yüksek puan almak ve ön sıralarda yer almak önceliktir. Ancak bunun yanı sıra, ha bak çok güzel de bir noktaya geldik. Çok teşekkür ediyorum. Evde ne yapacaklar? Evde ne yapacaklar biliyor musunuz? Tercih etmek istedikleri üniversitelerin web sitelerini dolaşsınlar. Güzel. Madem Güzel. tercih madem ter, madem tercih dönemi belki kısa olacak diye tahmin ediyoruz. Bir takım şeylerden dolayı, bir takım işte gene korona kısıtlarından dolayı belki ulaşımda bir takım sıkıntılar yaşanabilir. Çok fazla gezilemez kampüsler. Ne yapılabilir? Sanal olarak gezebilirler. Şimdiden başlasınlar. Bakın şu çok önemli. İlgi duymuş oldukları bölümler, mesleklerle ilgili girişken olmaktan çekinmesinler. Şu anda vakitleri var. Mesela okumayı düşündükleri üniversite, hedeflemiş oldukları üniversite bölümün hocalarının web sitesinde e-posta adresleri vardır. Sorular sorsunlar. Bakın hiçbir üniversite hocası kendisine düzgün bir şekilde gönderilen soruya yanıt vermemezlik etmez. Merhaba, ben Burak Bulanç. Ticaret Yazılım Okulu'nda okuyorum. Bu sene üniversite sınavına gireceğim ve şu mesleği ve şu bölümü hedefliyorum. Bu anlamda bir aksilik olmazsa önümüzdeki sene Eylül-Ekim ayında Amfi'de sizin önünüzde öğrenciniz olacağım. Benim sormak istediğim bazı şeyler var. Bunlar nedir diye sorduğunuzda emin olun hiçbir üniversite hocası size yanıt vermemezlik etmeyecektir. Biraz geç verebilirler. Yani hepsinin tabii çalışmaları var ama mutlaka dikkate alacaklardır. Öyle olduğu için sorsunlar, sormaktan kaçınmasınlar. Boş vakitlerini mesela bununla geçirebilirler. Tabii gelecekle ilgili pek çok şu anda farklı farklı açılım var. Özellikle korona sonrası her şey çok değişecek. Şudur bunlardan bahsediliyor. Bu konudaki bir takım yayınları da çok temkinli karşılasınlar. Şu anda çünkü hiç kimse neyin ne olacağını bilmiyor. Evet, biliyoruz ki online eğitimle ilgili gelecekte üniversitelerde daha farklı şeyler karşımıza çıkacak. Çünkü şu anda biz şimdiye kadar zoraki bir şekilde götürmüş olduğumuz online eğitim uygulamalarını üniversitelerde mecburiyetten şu anda yaygınlaştırmak durumunda kaldık. Bunun güzel taraflarını hayatımıza bir şekilde adapte edeceğiz üniversitelerde. Bunu biliyoruz. Bu anlamda hayat biraz değişecek. Ancak gelecekle ilgili çok ütopik bir takım söylemleri biraz temkinle karşılasınlar diye de özellikle söylemek istiyorum. Üniversitelerle irtibata geçsinler, hocalarla irtibata geçmeye çalışsınlar, sorularını sorsunlar, planlarını yapsınlar. Bir de tabii benim böyle gösterebilseydim ekran paylaşabilseydim bazı slaytlarım vardır ama bu sene üniversite sınavına girecek olan mezunlarınız, üniversiteli olduklarında eğer hazırlık okumazlarsa şimdi 2021'de bir bitecek. 22, 23, 2024'te üniversiteden mezun olacaklar. Şimdi bütün 12. sınıf öğrencileri bu gece yattıklarında kafalarını yastığa koyduklarında 2024 yılını düşünsünler. 2024 yılında üniversiteden mezun olduklarında ne yapmak istediklerini bir düşünsünler. Ondan sonra da yapmak istediklerini kendilerine verecek olan üniversite hangisi bunu düşünmeye başlasınlar. Yani ben hayatımı 2024'te üniversiteden mezun olduğumda bir yüksek lisans için yurt dışına giderek mi değerlendirmeye başlayacağım? Ya da mezun olduktan sonra ben Türkiye'de mi olacağım? Küresel ölçekte mi iş yapacağım? Kendi işimi mi kuracağım? Akademik mi çalışacağım? Bir yerde bordrolu mu çalışacağım? Bütün bunları bir hayal etmeye başlasınlar. Çünkü bütün bunları gerçekleştirecek şekilde eğitim sunan üniversiteler birbirinden farklı. Yani uluslararası bir açılım içinde olacaklarsa bunu kendilerine sağlayacak üniversiteyi bir şekilde seçmek durumundalar. Akademik bir açılım yapacaklarsa bu noktada onların önünü açan bir yerleri seçmek durumundalar. Ama lütfen bu gece kafayı yastığa koyduklarında bir 2024 düşünsünler. 2024'te ben nasıl bilgisayar mühendisi olacağım? Ne yapacağım, ne edeceğim? Bunu bir düşünsünler. Konuşacak çok şey var. Konuştukça açılıyor insanın esasında kafası ama zamanımız da sanıyorum yavaş yavaş tükeniyor. Ben çok teşekkür ediyorum.
beni konuk ettiğiniz için böyle Ay farklı bir hocam. Ankara havası aldım. E-hava aldık öyle söyleyelim yani elektronik ortamda. Çok çok Evet. teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum bütün öğrencilerimize. Hocam ben size çok teşekkür ediyorum. Bütün Jale Tezer Eğitim Kurumları adına ve tabii yöneticilerimiz adına Derya Baydar hocamız sizinle iletişim kurmamızı sağladı. Ona da buradan çok teşekkür ediyorum. Emeğinize sağlık. Ankara'ya geldiğinizde mutlaka okulumuza bekliyorum. Çok teşekkür ederim öğretmenim. İstanbul'a selamlar, iyi akşamlar Çok çok teşekkürler. diliyoruz. İyi akşamlar. Hoşça kalın. Sağ olun. Hoşçakalın. Hoşçakalın.